Arkada mikrofon. Burada ya. Niye vermiyorsun kardeşim mikrofonu? Allah Allah. Peki sen babacığım o bunsuz gözlemenin daha böyle ağır bir namesini yaparsan ben şeyi okurken. Tamam. Ben şeyi bitirdiğim anda nakarattan girebiliriz istersen. Başka bir şey yapayım sana bak şöyle bir şey. Yapma babacığım. Kasımın Bıçak Yarası adlı kitabımızdan şiirimi okuyorum. Anne. Ne güzel kadınsın sen. Mis kokardı bulaşıktan buruşmuş ellerin. Boğulma pahasına bilmediğin halde bana yüzmeyi öğrettin. Ne güzel kadınsın sen. Hafta sonları yalnızca gözlerimi açık bırakacak şekilde sarıp sarmalardın beni. Teyzeme giderdik Yeniköy'e. Tek başıma ayakta duramadığım yıllarda ne güzel de tutardın bir elinle göbeğimden, bir elinle sırtımdan. Ne güzel kadınsın sen. Bakma büyüdüğüm anne. Çekme ellerini üstümden. Belki inanmayacaksın ama bu hayatta tay tay duramıyorum hala. Necat Baba'ya ve bütün Bunsuzluk Özlemi üyelerine selamlar, sevgiler. Sözlerimi geri alamam, yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kurumasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anıların çağırmasın, bir daha geri dönemem. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umutu yaşatan insanı aldım elime sazımı. Yine aşınca açayım suyu boyunu, belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz, bilemiyoruz şimdi. Alamam, yazdığımı yeniden yazamam, çaldığımı baştan çalamam, bir daha geri dönemem. Akıyorsa gözyaşım kurumasın, coşup seven gönlümse durmasın, dost bildik anıları çağırmasın. Beraber. Hiçbir kere hayat bayram olmadı ya da her nefes alışımız bayramdı. Bir umuttu yaşatan insanı, aldım eline sazımı. Yine aşınca belki yeniden karşıma çıkacaksın. Göz göze durup bakınca göreceğiz neyiz ve nerelerdeyiz, bilemiyoruz şimdi.